Maraş olaylarının 41. yılı dolayısıyla olaylarda hayatını kaybedenler anısına Kahramanmaraş'ta anma etkinliği düzenlendi. Etkinlik öncesinde jandarma ve polis ekipleri Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolu ve Narlı Otoban gişeleri çıkışında kontrol noktası oluşturdu. Olumsuz bir durumun yaşanmaması için önlem alan güvenlik güçleri kontrol noktalarında durdurulan araçlarda arama yaptı. Şehir dışından gelenler aramaların ardından Merkez 13 Şubat ilçesi Yörükselim Mahallesi Cemevi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte hayatını kaybedenler için karanfil bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu. Ola, sır ola. Nur ola, sır ola. Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Özsunç törende yaptığı konuşmada şunları söyledi. Sevgili canlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, cemevlerimizde, anmalarda, cemevlerimizde alkış olmaz. Lütfen alkışı yapmayalım artık. İkincisi, yine cemevlerimizde, anmalarımızda siyasette olmaz. Burada inancımız vardır, inanç olur, inanç konuşulur. Ama kısaca iki cümle edeceğim size. Birincisi, 41 yıl önce yaşanan büyük bir acı. Bu acı yaşanmaya devam ediyor. Dünya döndükçe de devam edecek. Anma Komitesi adına Erenler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Müslüm İbili ise 41 yıl önce yaşanan olayları insanlık suçu olarak değerlendirerek bunun da kınanması gerektiğini söyledi. 1978 tarihinden bugüne kadar tam 41 yıl geçti. 41 yıl önce 0 yaş grubundaki canlarımız şu anda 41 yaşında. 1978 yılında Maraş'ta çeşitli ölüm şekilleriyle, Alevisiyle, Sünnisiyle 41 yıl önce bu topraklarda katledilen canları anmak için buradayız. Bu sadece Alevi vatandaşların sorunu değil, tüm yaşayan insanların vicdanlarında sorgulaması gereken bir sorundur. Maraş'ta yapılan katliam bir insanlık suçudur. Bu suça ortak olmak istemeyen tüm canların bu katliamı lanetlemeli ve kınamalıdır. Etkinlikte Gülbenk okundu, semah gösterisi yapıldı. Hastehine mi, dostehine mi, hastehine mi?